Her gün, her dakika ve her saniye. Şu gördüğünüz harfler ve sayılar. Üç boyutlu olsaydı nasıl olurdu acaba? Ya da her gün duyduğumuz bu muazzam sesler. Bunların bir şekli olsaydı nasıl olurdu acaba? Ya da günlük giydiğiniz kıyafetlerin bir sesi olsaydı. Evren nasıl bir yer olurdu? Sinestezi. Az önce yapmış olduğumuz betimlemeleri gerçeğe dönüştürüyor. Toplumun neredeyse %20'si tarafından bu duyular tadılabiliyor. Daha önce içinizden birisi herhangi bir sayıya veya harfe, cinsiyet veya renk yükledi mi? Örneğin 3 sayısı erkeği andırıyor ya da 7 sayısı kadını andırıyor diye söyledi mi? Tıp bilimine göre sinestezi bir hastalık olarak görülüyor. Peki bu hastalık tam olarak nedir? Duyuların birlikte algılanması sonucu ortaya çıkıyor. Nasıl yani? Duyular nasıl birlikte algılanabilir ki? Yani daha önce bisiklet pedalının sesi kırmızı mıydı? Ya da 21 sayısı kadın mıydı? Ya da duyduğunuz keman sesi turuncu bir daire miydi? Ve bu bahsetmiş olduğumuz sinestezik kişiler herhangi bir harfi ya da rakamı duyabilir. Onları bir renkte görebilir. Herhangi bir rengi bir harf ya da rakamla eşleştirebilir. Örneğin 3 dediğimizde turuncu, 9 dediğimizde açık kahve, 5 dediğimizde turkuaz geliyor olabilir. Şimdi size bir soru sormak istiyorum. Fizik dediğim anda aklınıza ilk ne geliyor? Vallahi çoğunuzun bilim dalı geliyor olsa gerek. Gerçi daha farklı düşünenler var ama o bugünün konusu değil, başka zamanın konusu. Hatta fizik dediğiniz anda benim aklıma ilk Albert Einstein ve Stephen Hawking gibi isimler geliyor. Fakat Türkiye'de çok az insan tarafından tanınan bir bilim adamı daha var. Onun adı Richard Feynman. Richard Feynman kendi yazmış olduğu kitabında aynen şöyle cümle kuruyor. Nedenini bilmiyorum ama harfleri renkli görüyorum. Benim için J'ler açık kahverengi, N'ler mavi mor arası ve X'ler koyu kahverengi diye belirtiyor. Feynman'ın bu ifadesinden kendisinin sinestezik olduğunu çok rahat bir şekilde anlayabiliyoruz. I decided when I was asked to do this that what I really wanted to talk about was my friend Richard Feynman. I was one of the fortunate few that really did get to know him and enjoyed his presence. And I'm going to tell you the Richard Feynman that I knew. I'm sure there are other people here who could tell you about the Richard Feynman they knew, and it would probably be a different Richard Feynman. Richard Feynman was a very complex man. Umuyorum ki sinestezinin ne olduğunu anlatabilmişimdir. Çok uzun bir süre kişiler için zararı ya da faydası olmayan doğal bir durum olarak gözüktü. Normalde baktığınız zaman hem bilinçsel hem de fizyolojik olarak birçok faydası var aslında. Peki bu hastalığın avantajları nelerdir? Yapılan araştırmalar sonrasında sinestezik karakterdeki insanların hafızalarının diğer insanlara nazaran çok daha kuvvetli olduğu ortaya konmuştur. Şimdi bir örnek verelim. Gözünüzü kapatın ve bir arkadaşınızı düşünün. Bu Ahmet olsun, bu da Mehmet olsun. Ahmet'e verdiğiniz kırmızı ismi mi daha kolay yoksa Mehmet'e verdiğiniz turuncu ismi mi? Aslında arada bir fark yoktu. Bunu öylesine örnek vermiştim. Halbuki isim yerine bir rengi hatırlamak, o karakteri o renkle bağdaştırmak çok daha kolay. Yani yarın bir gün ismi unuttum gibi bir durum söz konusu değil. Kırmızıyı gördüğünüzde aklınızda Ahmet görüyorsa, turuncuyu gördüğünüzde de Mehmet gelecektir. Ve ayrıca imgeleme yetenekleri çok kuvvetli olduğu için genelde sinestezik karakterdeki insanların bilim, sanat ve teknoloji alanlarıyla uğraştığını söylemek büyük bir gerçek. Şimdi benim merak ettiğim bir soru var. Sizlerin de merak edeceğini ümit ediyorum. Acaba sinestezik olan insanlar uykuda ve rüyada neler görüyorlar? Aslına bakarsanız bu konuyla ilgili çok büyük araştırmalar yapmış değiliz. Ne yazık ki tıpkı rüya olgusu gibi sinestezinin de yalnızca kişilerin deneyimleri olmasından dolayı
çok şey bildiğimiz söylenemez. O yüzden sinestezi kuvvetli bir şekilde sırrını korumaya devam ediyor. Peki içinizde sinestezik olan var mı? Eğer hiçbir kaygı yaşamazsa, bunu yorumda belirtirse çok sevinirim. Belki de hem tanışmış oluruz hem de betimlemelerimizi kıyaslayabiliriz. Benimle ilgili bu konuda soru sormayın, zira açıklama yapmak ve yorum yapmak ne yazık ki istemiyorum. Kim bilir, belki de yorumlarınızdaki her harf sarayı, bana ulaştığınız her mesaj tatlı bir üçgeni, belki de o kötü niyetleriniz para gibi boşluğu andırıyor olabilir.